Haremde artık kalamıyorum usta. Her köşesi validemin hatıralarıyla doluyken yapamıyorum. Haremi başıboş bırakamayız sultanım. Aksi halde Şah Sultan ve Mahidevran'ın böcekleri haremi sarar. İlaveten hünkârımızın hali hal değil. Hatice Sultan'ın yaptıkları ve kollarında canına kıyması acılığın tuz biber oldu. Nasıl olmasın ki? Ali Ağa da kaçtı. Validem'e ne olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Mühim ağa. İçinde en ufak bir umut varsa söküp at. Hürrem Sultanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bunu kabul etmezsen huzur bulamazsın. Tıpkı hünkârımız gibi. Ben validemin saçının teline razıyım Rüstem. O teli görmeden de kimse öldüğünü inandıramaz beni. Hızır Hayrettin Paşa'nın Amasya'ya gittiği söylendi. Sefer arifesindeyken bu ziyaret hiç hayra alamet değil. İkisi de hünkârımıza sadıktır. Zinhar isyan etmezler. Zinhar zinhar deme sultanım. Hürrem sultanımızın başına gelenler ortada. Alçakça katlettiler. Hatice sultanım bunu tek başına yapması mümkün değil. O sadece suçu üzerine alarak diğerlerini kurtardı. Madem öyle ispat et bunu. Nazi deşmenin kimseye faydası yok sultanım. Bizim bundan sonra yapmamız gereken tek şey Şehzade Mehmet'i korumak. Bilhassa sefer zamanı. Sultanım. Hoş geldin Malkuçoğlu. Beni görmek istemişsiniz. Evet, senden bir isteğim olacak. Malum, aramalar son buldu. Kimse artık validemi aramıyor. Herkes ondan umudunu kesmiş vaziyette. Sultanım. Biliyorum, sen de onlar gibi düşünüyorsun. Lakin ben bunu kabul edemem. Bunu hazmedemiyorum. Valideme ne olduğunu, ona ne yaptıklarını öğrenmem lazım. Bana ancak sen yardım edersin. Ali Ağa haricinde elimizde hiçbir malumat yok sultanım. Lakin ona da ulaşamıyoruz. Murat Ağa'yı nasıl bulduysan onu da bulursun. Yeter ki vazgeçme. Müşteri olun sultanım. Elimden geleni yapacağım. Lakin sabırlı olmanız lazım. Uzun sürebilir. Sağ ol. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Alkoçoğlu! Paşam hoş geldin. Biz de Bali Bey'le karşılaştık, sohbet ediyorduk. Sana bizden uzak durmanı söylemiştim. Neden her defasında karşıma çıkıyorsun? Sultanım. Sualime cevap ver. Karşınızda hünkârımızın musahibi var. Ben size nasıl hürmet ediyorsam siz de bana edeceksiniz. Ben senin gibi ayyaş hatun düşkünlerine hürmet etmem. Malkoçoğlu. Yapma. Bu yaptığın yanına kalmayacak Malkoçoğlu. Bir vezire el kaldırmak neymiş göreceksin. Ne yapıyorsun sen? Bunun bedeli ağır olacak. Hünkârımıza verecek hesabını. Ağzını açıp tek kelime edersen beni kaybedersin Rüstem. Zira onun bir suçu yok. Ben çağırdım onu. Sen mi? Evet ben. Ali Ağa'yı sual ettim kendisine.
malumat var mı diye merak ettim. Hepsi bu. Hem başka ne olabilirdi ki? Bu hadise hiç yaşanmadı. Hünkârımızdan biri olmayacak. Benim yüzümden suçsuz birinin canı yansın istemem. Eğer bir şekilde ortaya çıkar ve Bali Bey'in başına bir hal gelirse senden bilirim. Sultanım. Bugün olanlar için üzgünüm. Lakin için rahat olsun. Sana zarar gelmesine müsaade etme. Rüstem hünkârımızla konuşmayacak. Hayırlı geceler sultanım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, Yüce Rabbim gazanızı mübarek, kılıcınızı keskin eylesin. Sizin için dua edeceğim hünkârım. Kafirleri, düşmanlara karşı zafer kazanmanız için dua edeceğim. Mehrim ahım, harem sana emanet. Gülfem ve Afife Hatun her daim senin yanında olacaklar. Zinhar Cihangir'i ihmal etmeyesin. Siz bizi düşünmeyin. Hasretinizden gayrı hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız olmaz inşallah. İnşallah. Gülfem. Kazanız mübarek olsun hünkârım. Amin. Allah'a emanet. Bir gözüm burada olacak Mehrim Ağa. Sık sık gelirim yanına. Gelmeyin sultanım. Gelmeyin. Ne demek şimdi bu? Sizinle aramızdaki tek bağ hünkârımız. O burada değilken sizin yüzünüzü görmek, sesinizi duymak istemiyorum. Sultanım, münakaşanın kimseye faydası yok. Aksine birlik olup birbirimize tutunmalıyız. Validemin kanına girenlerle birlik olmam ben. Onların ellerini sıkmam. Sümbül Ağa, Mercan Ağa, hünkârımız dönene kadar Şah Sultan'ın saraya girmesini yasaklıyorum. Boyundan büyük laflar etme Mihrim Ağa. Sen ne hakla bana yasak koyarsın? Hünkârımızdan gayrı kimse beni bu saraydan kovamaz. Ben başka sultanlara benzemem. Benim adım Mihrim Ağa Sultan. Hürrem Sultan'ın kızıyım ben. Sizi değil saraydan, istersen payitahttan bile kovarım. Kim mani olacakmış, çıksın karşıma da göreyim. Sultanım, sarayın usulleri ve tehammüller gereği... Kes sesini. Sarayın usullerini senden öğrenecek değilim. Bu sarayda istemiyorum. Eğer gelecek olursanız... başta Mercan Ağa olmak üzere birçok kişinin kellesi gider. Karar sizin. Bu terbiyesizliğini asla unutmayacağım Mehrim. Asla. Gülbahar. Emredin sultanım. Mektupların hani böyle? Sen mi yaptın? Haşa sultanım. Dokunmadım bile. Belli ki birisi karıştırmış. Allah bilir ne aradılar.
hanım. Yemeğinizi taşlığa hazırlamalarını söyledim. Bırak şimdi yemeği Sümbül. Birisi mektuplarımın ne oldu sandığı karıştırmış. Rüstem'den gelen son mektup yok. Nasıl olur sultanım? Müsaadenizle ben de bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Mühim bir şey yok Emine Hatun. Rüstem şiiri yazmış. Bir de tabii bana karşı dikkatli olması için ikaz etmiş Mihrim'e. Hünkârımız gittiğinden beri haremde kuş uçurmuyorlar sultanım. Mercan abi bile giremiyor hareme. Sizin için de korktu diyorlar. Mihrim Ak çocuk daha. Bırak kendince eğlensin. Onu muhatap alacak değil. Aslında saraya gelmeniz bile kâfi sultan. Senden akıl mı alacağım hatun? Sen kendi işine bak. Al şunu. Hiç kimseye görünmeden götür yerine koy. Emredersiniz sultanım. Daireme girilip hususi sandığımdan mektup çalınıyor ve sizin haberiniz yok. Şah sultanın böceklerinden biridir muhakkak sultanım. Ben derhal herkesi sorgu sual ederim. Lüzum yok. Ortalığı velveleye verirsen kim olduğunu asla öğrenemeyiz. Gel. Sultanım, illa sizi görmek istediler. Gel, hemen aşağı. Geldim. Oh, Maşa. Ay, üstü kızım benim. Sen neden getirdin? Emine nerede? Emine Hatun çıktı sultanım. Haremde işleri varmış. Allah aşkına Gülfem. Mihrimah'a konuşmaya mı geldin buraya? Bırak istediğini yapsın. Öyle demeyin sultanım. Küçük Hürrem gibi dolaşıyor haremde. Hürrem deme. Hala bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum. Allah muhafaza. Rüstem'den de kurtulabilseydik hayırlısıyla. O kendini sağlama almış sultanım. Kimse onu yerinden oynatamaz. Aslında bir yolu var. Malum Rüstem Paşa Mihrimah'ı kendi gölgesinden dahi kıskanıyor. Eğer bir yolunu bulup Rüstem'in yüreğine şüphe düşürebilirsek ya kendi kendini yer bitirir ya da Mihrimah'ın gazabına uğrar. Ne yapıyorsun orada? Sultanım. Etraf dağınıktı biraz. Toparlayayım dedim. Müsaadenizle ben Hümanşah Sultanımızın yanına gideyim. Validem Hürrem Sultan'ın bir lafı vardır. Bunu asla aklımdan çıkarma. Senin de kulağına küpe olsun. Sadakat her şeyden mühimdir. Afiyet bal şeker olsun ağam. Bak bu revaniyi sırf senin için hususi yaptım. Bolca koydun mu zehirine? Maazallah kurtulursam sonra elimde kalırsın. Tövbe tövbe. Sana da yaranılmıyor Mercan ağam. Vallahi yaranılmıyor. Yahu ne olur bir kerecik de eline sağlık çok güzel olmuş desen. Ölür müsün? Şu defteri getir de dün çarşıdan neler aldın bir bakalım. Mercan ağam, vay Mercan paşam. Böyle rahat mısınız yoksa size has odaya mı alalım paşam? Revaniler de yapılmış maşallah. Hep sen yiyecek değilsin ya. Mercan ağa, defteri sonra teftiş edersin. Mihrimah Sultanımız gönderdiler beni. Şah Sultan'ı yemeğe çağırmanı istediler. Hayırdır inşallah. Sultanımıza yasak koymuşlardı. Yahu ben nereden bileyim? Emir böyle. Çağırmayacaksan söyle başka birini yollayayım. Lüzum yok. Ben giderim.
Haydi. Yolla. Sümbül ağam. Sultanımızın yemek için hususi bir istekleri var mı peki? Bıldırcın, bıldırcın. Bıldırcın istediler. Yanına da şöyle leziz bir bulgur pilavı yaparsın. Etme ağam. Nereden bulayım bıldırcını? Hem bulsam bile yetişmez ki zaten. Yahu beni alakadar etmez. Bıldırcın istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Allah rahmet eylesin. Hürrem Sultanımız da pek severdi bıldırcın. Ve haydi. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Hayırlı geceler Sultan. Hoş geldiniz. Beni bu sarayda görmek istemediğini zannediyordum. Fikrimi değiştiren bazı şeyler oldu. Mesela sizin tavrınız. Bunu bir gurur meselesi yapmadan saraydan uzak durduğunuz için size teşekkür ederim. Korktuğum için gelmediğimi söyleyenler var oysa. Haremin dedikodusu eksik olmaz. Ben sizin neden gelmediğinizi biliyorum. Gözünüzde hala bir çocuğum. Bu yüzden beni ciddiye almadınız. Manasız bir hata yapmanı istemedim diyelim Merima. Büyük nezaket. Sizin için hususi yemekler hazırlattım. Arzu ederseniz soğutmayalım. Nefis gözüküyor öyle değil mi? Şeker Ağa epey uğraştı. Şeker Ağa'nın hikmetinden sual olunmaz. Bunu yapmasını ben istedim. Zira validemin en sevdiği yemektir. Bıldırcını çok severdi. Korkmayın sultanım. Sizi zehirleyecek olsam bunu kendi dairemde yapmazdım. Mercan ha. Senin de lafına güven olmuyor ha. Hani anlaşma yapmıştık? Altın yolun bir tarafı benim, diğer tarafı senin değil mi? Şah Sultanımız gelmiş. Kendilerini görmek istiyorum. Geç kaldın. Yemek başladı bile. Çıktıkları vakit görürsün. Ben yine de görmek isterim. Olmaz. Sultanımızın emri var. Hiç kimse içeri giremez. Kendi dairem dedim ama bu dairenin tek bir sahibi var. O da validem. Hala aklım almıyor. Onun gibi akıllı, güçlü, muhteşem bir kadının sonu böyle olmamalıydı. Daha iyisini hak ediyordu. Senden saklayacak değilim Merima. Hürrem'i günahım kadar sevmezdim. Lakin haklısın, daha iyisini hak ediyordu. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Amin. Bazı geceler Cihangir ağlayarak uyanıyor. Her seferinde annemi gördüm diyor. Bir gün çıkıp geleceğine inanıyor. Bu yüzden bütün gün taşlıkta yolunu gözlüyor, belki gelir diye. Başlayın sultanım. Böyle meselelerden bahsedip sizin keyfinizi kaçırmak istemezdim. Zira keyfinizi kaçıracak daha mühim bir mesele var. Neymiş o? Yaklaş Emine Hatun, yaklaş. Emine Hatun tanıyorsunuz öyle değil mi? Kendisi bana kızımın doğduğu günlerde saraya onu sizin soktuğunuzu söyledi. Sizin için casusluk ediyormuş. Gülfem Hatun. Hayrola Mercan, senin ne işin var burada? Vaziyet kötü.
Şah Sultanımız sarayda. Mihrimah Sultan'ın yanında. Beni yanlarına almıyorlar. Lakin siz girebilirsiniz. Ne oldu ki? Niye geldi sultanımız? Anlatırım. Acele etmemiz lazım. Gülbahar. Bu mektubu hünkârımıza yazdım. İçinde hatunun itiraf etti. Her şey yazılı. Bunu ispat edemezsin. Hatunun lafına karşılık benimki. Beni unutuyorsunuz sultanım. Ya da hafife alıyorsunuz. Bu mektup benim mührümle gidecek. Ayrıca hatunun itiraflarına benim de ilavelerim oldu. İftira atacaksın öyle mi? İftira denemez. Ortada bir suç olduğu aşikar. Hem de yıllardır devam eden bir suç. Neler oldu bilemeyiz. Mesela Nigar'ı sarayımıza siz sokmuşsunuz. Sonra valideme tuzak kuran sadece Atça Sultan değilmiş. Siz de yardım etmişsiniz ona. Zinhar benimle bir alakası yok bunun. Alenen yalan. Sizce mevcut vaziyette hünkârımız bana mı inanır? Yoksa size mi? Benden ne istiyorsun Merima? Nihayet beklediğim sual. Merak etmeyin. Size karşı merhametli olacağım. Ne de olsa aynı kanı taşıyoruz. Sizden tek bir şey isteyeceğim. En geç yarın sabah payitahttan gideceksiniz. Bir daha asla dönmemek üzere gideceksiniz. Söylesen de olacak olan bu zaten. En fazla sürgün edilirim. Niye kabul edeyim bunu? Siz gururlu bir sultansınız. Zannediyorum ki saraydan itibarlı bir şekilde ayrılmak istersiniz. Senin Hürrem'e benzediğini söylerdi herkes. Lakin benzemekten daha fazlasın. Ta kendisi olmuşsun. Bundan ancak şeref duyarım. Az kalsın unutuyordum. Sizden bir isteğim daha var. Son birkaç yılda edindiğiniz bütün serveti Hürrem Sultan Vakfı'na bağışlayacaksınız. Sabah bu iş bitiyor Sümbül. Sultanım kabul ettiler mi? Ben olsam kabul ederdim. Zira bu vaziyette daha iyi bir teklif olamaz. Atın bu hain denize. Ne olur bağışlayın beni sultan. Ne olur. Afyok Hatun. Benim adım Mihrimah. Ben affetmem. Thank you.
Gel Mercan. Sultanım. Ben sana veda etmeden gitmek istemedim. Veda mı? Siz ne diyorsunuz sultanım? Nereye gidiyorsunuz? Merkez efendi müsaade ederse... dervişlerin arasına karışıp bundan sonra orada yaşayacağım. Mevlevihane kapısı dışında bir tekke yaptırıyorum. Esma'na da haber yolladım. Babasının yanından bana gelecek. Sultanım, sultanım. Şimdi haber geldi. Söylediklerine göre Şah Sultanımız eşyalarını toplamaya başlamışlar. Âlâ. İlaveten yaklaşık 10 kere 100 bin akçeyi de Hürrem Sultanımızın vakfına bağışlamışlar. Sultanım, vallahi zekanızın karşısında hürmetle eğiliyorum. Neden kabul ettiniz bunu? Neden sultanım? Mutlaka bir çare bulurduk. Böylesi daha iyi Mercan. Benim artık kalıp savaşacak gücüm kalmadı. Hoş. Kendi kanımdan biriyle savaşacak da değilim. Sultanım, madem gideceksiniz, beni de yanınıza alın. Mercan, bu dünyada güvendiğim tek bir insan varsa o da sensin. Bir gün olsun yanıltmadın beni. Şikayet etmeden, sızlanmadan... senelerce sadakatle hizmet ettin bana. Buraya kadarmış. Sen burada hünkârımızın yanında kalacaksın. Hayır sultanım, hayır. Canımı isteğin vereyim. Mercan, bir kapı ağası olarak vazifene devam edeceksin. Hünkârımızı koruyacak... o zalimlerin eline bırakmayacaksın. Sultanım. Bu sana son emrimdir Mercan. Thank you.
Müzik